glokom hastalığı halk arasında da göz tansiyonu hastalığı olarak adlandırılıyor. Çok önemli bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle ileri yaşlarda 40 yaşından sonra gözüküyor ve görme kaybına sebep oluyor. Hastalık sinsi ilerlediğinden dolayı hasta tarafından pek fark edilemiyor ve fark edildiği de zamanda çok uzun süre geçtikten sonra fark ediliyor ve hasta görmesini kaybediyor. Yaklaşık dünyada 70 milyondan fazla insan bu hastalıktan muzdarip, ancak yaklaşık bunun %50'si civarındası tanısı konmuş. %50'si henüz tanısı teşhis edilmemiş. 20 milyondan fazla insan görmesini kaybetmiş bu hastalıktan dolayı. Hastalık genellikle genetik geçişlidir. Yani ailesinde olanlarda yaklaşık 3-5 kat daha fazla gözüküyor. 40 yaşın üzerinde, özellikle 60'lı yaşlardan sonra bu hastalığın görme olasılığı çok yüksektir. Mutlaka göz muayenesi sırasında tanısı konan bir hastalık olduğu için sürekli kontroller yaptırılması gerekiyor. En az yılda bir göz muayenesi ve göz tansiyonu muayenesi yapılması gerekiyor. Göz muayenesi, göz teşhisi muayenesi yapıldığı zaman tanı olarak bir takım tetkikler gerekmektedir ve yapılması zorunludur. Bunlardan işte hastanın görme alanıdır. Görme sinirinin incelenmesi için o CT ve pakimetri dediğimiz yöntemlerle hastanın tanısı konulmaktadır. Hastalık teşhis edildikten sonra tedavisi çok kolay. Bazen damla tedavisi veya damla lazer tedavi ve cerrahi tedavi uygulayarak da hastanın görmesinin kaybının önüne geçilmiş oluyor. Hastalığın herhangi bir aşısı yoktur şu ana kadar. Ve hastalık teşhis edildikten sonra sürekli kontrolleri yapılarak tedavi edilmesi gerekiyor ve hasta sürekli takip edilmesi lazım. Bu hastalık özellikle bazı hastalıklarda daha sık gözüküyor. Örneğin hipertansiyon, diyabet, göz yaralanmaları ve bir takım kullanılan ilaçlar, kortizon ilaçları, antihistaminikler, antidepresanlar ve diğer bazı özel ilaçlar da bu göz tansiyonunu yükseltebilir. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Göz tansiyonu hastalığı, glokom hastalığı, kara su hastalığı hepsi aynı anlama geliyor. Hasta tarafından kesinlikle bilinen bir hastalık olarak doktora maalesef gidilemiyor. O bakımdan bu hastalığın taranması, bakılması, hatta öyle ki bir halk sağlığı sorunu olarak kabullenip ve hastaların taranması lazım. Göz hekimi tarafından tanısı konuluyor ve tanısı konulduktan sonra tedavisi de kolaydır.